Siyah noktalara ne yapmak gerekiyor diyor. Kendim evde de hazırlayabileceğim bir yöntem var mı? Hani bir şeylerle evde de geçiştirebilir miyiz bu siyah noktaları Şimdi diyor. siyah noktalar neden oluyor? Siyah noktalar, Kir değil mi? gözenekler açılıyor. Açık. Yağlı ciltlerde çok olur. Kuru ciltlerde sadece burun ve şuralarda olur, Evet. dikkat edersen. Ne oluyor bu sefer? O gözeneklerin içerisinde bildiğimiz toz, günün, yani hiçbir şey yapmasan, evde otursan, evdeki uçuşanlar da oluyor. O ne oluyor? Bir müddet sonra siyah nokta oluyor. Kişiler bunu sıkıyor. Sıktığı zaman aynı delik bir daha büyüyor. Aynı delik. Bir tonik vardır, bitkinin toniği. Bunu insanlar bir kere alırsın, bir daha almasın. O bitkinin toniğinden yüzünü silsin. Akşam sabah siyah noktaların olduğu yeri silsin. Özellikle kendisini, artık insanlar şey de yapmıyor. Kendi elindeki cep telefonundan çekiyor, bana da getiriyorlar. Bana da getiriyorlar tabii. Mesela yüzünden bana gelen insanların, ulaşan insanların çoğu yüzü o kadar hasara uğramış ki, o kadar kötü şeyler olmuş ki, bunu burada anlatmam mümkün değil. Evet, bir de Mümkün sıkıyoruz. Değil. Evet, tabii. Sivilceleri, siyah noktaları bilinçsizce, kuru kuru cildimiz Kuru kuru uygun sıkmışken, değilken. bir de alıp kullandıkları üründen artık o yüzün her kendi rengi kalmamış insanın. Kendi rengi kalmamış. Ben böyle bir şey mümkün değil. Olamaz da bu insanların kendileri konuşsa, gerçekten onların yani sıkıntısı, onların yüzünden, kendi yüzünde olan durumlardan utanmaları, onların o sıkıntıları, sokağa çıkamaz olan insanı biliyorum ben. O duruma Evet. geldim diyor. Ne yapıyorsun bu sefer? Dinliyorsun. Ama ne yap? Birçok şeyi denemiş ama. Denedikçe de gitmiş aşağı. Denedikçe de aşağı doğru gitmiş. Yani hani derler ya, çırpındıkça batıyorum diye, aynen öyle olmuş. Yani diyeceğim, tekrardan gün oraya dönüyorum. Siyah noktalar için bitkinin bir tek toniği vardır. Tek toniği. Bitki toniğiyle bitki onu toniği. Zaten onu temizlemek mümkün. Onu kullandığı zaman, hayır, hem onu siyah noktaları alıyor, hem de o delikler küçülüyor. Delikler olmadıktan sonra siyah nokta olmaz ki. Şimdi bunları söylüyorum. Bu geçmişimde insanlara verdiğim hizmet, hala da vermekteyim. Verdiğim hizmetin karşılığı bu kadar beni konuşturuyor. İnsanlar, hepimiz krem kullanıyoruz. Krem kullanmayan insan yoktur. Mesela diyelim ki kimisi daha ucuz, kimisi daha pahalı, kimisi daha kalite, daha kalitesiz, böyle diyelim. Ne oluyor? Cildini tanımıyorsun. Cildini tanımayınca, mesela açık tenli insan vardır, koyu renkli insan vardır, orta olan insan vardır, çok yağlı olan cilt vardır. Bu insan ne yapıyor bunlarla acaba dersin? Her duyduğunu kullanıyor. Her duyduğunu kullandıktan sonra o cilt içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Evet, şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. İnsanlar doğayı kullansın. Hani siz başta dediniz ya, Tanrı'nın eczanesi diye. Bunu bütün eczanelerde bulabilirler, bu söylediklerimi. Eczanelerde bulabilirler. Bir ikincisi, çok muzdarip olan insan bana bir kere uğruyor. Bana uğraması da şöyle. Kadıköy'de Şaşkın Bakkal'da bir bitkici hanım varmış diye uğruyor. Bitkici hanım. Bitkici hanım, böyle bir şey var mı? Geldikleri zaman nasıl buldunuz burayı diye. Muş'tan geliyor bu insan. Nasıl buldunuz bitkici burayı diye mi arıyorlar? Bitkici diye arıyorlar. Düşünebiliyor musun? Ama bu insanın saçının yarısı yok. Bu insan çocuk, daha bütün saç kıran. Bu insan liken. Yani o kadar zorda olan insanlar var ki. Bunlar çaresiz insanlar. Uzun zaman kendinden uğraşmaktan bıkmış insanlar. Buna ne dersin? Söyleyemezsin bir şey yani. Doğru. Ne yapıyorsun? Önce bir görüyorsun. Gördükten sonra ona diyorsun ki şunu 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 kullan. Git bana filan gün telefon et, gelme. Çünkü o insanın belki gelecek yol parası bile yok. Bu şekilde. Evet. Gelen insan. Yani çaresizler bana geliyor. Bir de cildinden problemi olanlar geliyor. Geri kalan bu anlattıklarımın hepsini eczanede bulabiliyorlar. Hepsini depodan istesinler. Mesela anteci, bunu ben her zaman söyleyemem ya, bu benim bildiğim yaşlanmayı durdurdu. Yani ete o kadar, cilde o kadar iyi gelen bir şeydi. Bugün hiç kullanan yok mu, size bir telefon etsin? Etsin valla. Etsin ama
Şimdi öyle bir şey ki burası telefon edilecek yer değil. Onları kendileri söylüyorlar. Yoksa etmesini ederler. Ama size internete atarlar. Hı hı. Şimdi insanlar böyle bir şeyi görmediği için, bilmediği için, kullanmadığı için bana söyledikleri nedir biliyor musun? Şimdiye kadar neredeydin? Ben dedim 62 yıldır buradaydım ama siz neredeydiniz? İşte buluşma zorluğu olmuş. Ha, buluşma zorluğu da nerede oluyor biliyor musun? Sizler gibi köprü olan yerde oluyor. Bunu öğrendim gerçekten. İnsanlar nasıl teşekkür edeceğini bilmiyor. Benden çok siz izliyorlar. Niye biliyor musun? Ne soracak da? Bizim yerimize soruyor diyorlar. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Tabii. Bizim yerimize soru soruyor diyorlar. İnsanların o kadar çok sormak istediği var ki. Evet. Zaten bizim buradaki dakikamız yetmez böyle bir şey. Tabii tabii bizim. Yani her soruya cevap verebilsek keşke, yani öyle bir imkan olsa, biz de çok istiyoruz bazen ama tabii verilen süreler dahilinde. Şimdi güneş lekesi dedik. Birincisi mutlaka ki güneş kremimizi, bu naçizane benim bilgim ama doktorlar da şey yapmayacaktır o konuda, çok ben de çünkü lekeli bir insan olduğum için çok araştırırım. Mutlaka ki koruma faktörü belli bir seviyede, ben şudur budur demeyeyim şimdi tabii doğru olmaz ama en az yarım saat önce, böyle azıcık da değil, bolca sürmek gerekiyor. Zaten bolca için sürüyorsun, cilt turnu emiyor, ondan sonra evet, güneşe bir, çıkıyorsun. En az bir yarım evet. saat önce, yani sürdüm çıktım veya güneşte sürdüm doğru bir kullanım tarzı değil. Öncesinde sürüp daha sonra güneşle mümkün olduğu kadar da indirekt olarak bir gölgeliğin altında veyahut da bir şapkayla omuzlarımızı koruyacak bir şeyle. Ama buna rağmen yine de yansıyan ışınlarla tabii ki lekelenmek, çilliyseniz çok artık işin doğası. Şimdi bu daha ziyade açık tenli insanlarda evet, oluyor. Benim çilliysen. Gibisiniz yapacak bir şey. Benim gibisiniz değil mi? Mesela yazın oluyor da kışın gidiyor. Niye kışın gidiyor? Ne oluyor? Ona iki bakım yapsam gidiyor. O çillen gezmek zorunda değilsin. Hı hı. Hani insanların ellerinde leke olur. Hı hı. Belli bir yaştan sonra yüzünde leke olur. Ona ne derler? Yaşlılık lekesi derler. Sizlerde olana da güneşten çilleniyor derler. Ha, aynı leke, ikisi de çilleniyor derler. Biraz evvel başta söyledim. Onun leke gidermek için bir tonine, bir kremi var. Ben her zaman derim ki insanlar bana ulaştığı zaman elinin birine sür, birine sürme. Onu görmek için bir hafta sür, iki hafta sür. Tabii kronik olmuş var, yeni olan var. İki hafta sür, iki hafta sonra bu elindeyen bu elindeyeni görürsün diyorum. Hani insanlar inanmak istemiyorlar. Neden biliyor musun? Hep boz yap, boz yap olmuş çok ya. Çok denen bir çok şey denenmiş, var ve evet. insanlar şimdi burada bizi dinliyorlar. Yarın başka bir televizyonda başka biri çıkıyor bir tabii, şey anlatıyor. Tabii. Yani ben de hafta içi geziyorum mesela programları, ne yapıyorlar diye bakıyorum tabii ki. Her programda çıkıp biri bir şey anlatıyor. Şimdi ben de tüketici olarak düşünüyorum. Hangi birine inanacağım? Biri çıkıyor şunu için diyor, çok faydalı olacak diyor. Öbür programı izliyorum, onu içiyorsunuz ama diyor, o diyor faydalı değil ki, zararlı diyor. Ebe kardeşim ben ne yapacağım şimdi? Kafa karışıyor. İnsanların kafası karışıyor. Karışık zaten. Onda haklısın. Ben insanlara hak veriyorum, vermiyor değilim. Hani insanlar kullandığının arkasında olan birisi varsa oraya gitsin. Ne kullanıyorsa. Saç kremi de kullansa, şampuan da kullansa, krem de kullansa, bakım da yapsa, saçı için bakım yapsa, onlara arkasındaki insanın hakikaten söylediği sözün arkasında mı? Hı hı. Ürün aynı mı? Bu çok önemli ama.